Tablodaki nazım biçimlerinden hangisinin ait olduğu gelenek yanlıştır. Kıta halk şiiri geleneği demiş arkadaşlar. Yanlış. Kıta divan şiiri geleneğine ait bir nazım biçimi. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkı. Tuyu divan edebiyatı doğru. Kaside divan edebiyatı doğru. Serbest nazım. Batı etkisindeki Türk şiiri geleneğine ait bir nazım biçimi doğru. Semai halk şiiri. Bu da doğru. Cevabımız Adana şıkkı olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sadece beyitle kurulan nazım şekilleri verilmiştir? Divan şiir geleneğinde hem beyit hem de bentlerle kurulan nazım şekilleri kullanılır. Gazel, terkibi bent, kaside, tuyu, müstezat, terkibi bent arkadaşlar bentlerle kurulur. Zaten Adana şıkkını eliyoruz. Muhammed, kaside, gazel, rubai, terkibi bent yine eledik bunu. Kaside, kıta, mesnevi, murabba, şarkı, tuyu, tuyu arkadaşlar dörtlükle kuruluyor. Bunu da eledik. Müstezat, mesnevi, gazel, kıta, kaside. Cevabımız Denizli şıkkı. Mesnevi, kaside, kıta, kıta dörtlüktü. Şarkı, muhammes bunları da eledik. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım türlerinden biri değildir? Nazım türü bir şiirin konuya göre aldığı isimdir. Nutuk arkadaşlar tabii ki dini, tasavvufi halk edebiyatına ait bir tür. Taşlama, yergi, halk şairleri tarafından Ağıt ölen kişilerin arkasından söylenen e, şiirler. Güzelleme arkadaşlar yine halk edebiyatına ait. Koşuk İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatına aittir. Cevabımız B. Bu iki dizeden şiirin bütünüyle ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanır? Yazıldığı dönem bilmiyoruz arkadaşlar. Kafiye düzeni olabilmesi için tabii ki dörtlük halinde olması gerekiyor. Nazım birimini de bilmiyoruz. Devamı olabilir. Dörtlük, beyt, bent olabilir. Bunu da eledik. Nazım biçimini de bilmiyoruz. Ölçüsünü bilebilir miyiz? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'lü ölçüyle yazılmış. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayrıt içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olmuş olur. Halk şiirinde aşıkların mahlas almalarına, adlarını veya mahlaslarını kullanmalarına verilen ad tapşırmadır arkadaşlar. Divan Edebiyatı'ndaki adı mahlas biliyorsunuz bunu eyledik. Şiirde seslerin kulağa hoş gelmesiyle ortaya çıkan önemli bir kavramdır. Asonans değil arkadaşlar. Ahenk uyum olabilir. Cevabımız B. Divan Edebiyatı'nda hicvi adıyla alaylı yergi şiirlerin halk şiirindeki karşılığı taşlama bu da doğru. Farklı birimlerde kullanılmakla birlikte divan edebiyatının azın birimi nokta nokta beyittir. Doğru. Hece ölçüsü yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerlerine durak adı verilir. Bu da doğru. Cevabımız burs. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerde? Ortaktır. Ziba araştır zila tınaz o boyu ser ve iki kolum yapsam ona bel dolaması dikkatlerini seyrederiz. Yari serabe görmez dedik. de eğer olsa vefası. Arkadaşlar beyitler halinde yazılmıştır ve divan edebiyatına aittir. Siyah evruların duru ben çatma gamze noklarına aşıka atma. Sana gönül verdim beni ağlatma benim gözüm nuru gönlüm sururu diyor arkadaşlar. Bu da dörtlükle yazılmış. Gördüğünüz gibi değil mi? Halk edebiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi nazım şekilleri farklı, nazım birimleri farklı. Ölçü türü farklı arkadaşlar. Biri ikiliklerden oluştu zaten ölçüsü farklı. Aruz ölçüsüdür burada. Altta ise hece ölçüsü vardır. Dolayısıyla bu da farklı. Bunu da eledik. Uyak dizilişi bakıyoruz hemen. Çatma, atma, ağlatma, a, 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 b şeklindedir. Uyak dizilişi de farklı arkadaşlar. Mazmunlardan yararlanma, özellikle divan edebiyatındaki sevgiliyi ne yapmakta arkadaşlar? Belli başlı şeylere benzetmekti. Mesela zlatı naz, boyu servi, servi değil mi? Boy serviye benzetildi, doğru. E, yari seraba, doğru. Siyah hebruların ben çatma. Gamze oklarını, Gamze oklarını, bakışlarını aşka atma. Sana gönül verdim. Beni ağlatma. Benim gözümün nuru, gönlümün sururu diyor. Burada mazmunlar yani benzetmeler var arkadaşlar her iki şiirde de. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı olur. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uyak düzeni A, A, B, A biçimindedir. Bakıyoruz. Aldı, aldı, kaldım, aldı. A, A, A. BA şeklinde bu doğru. Yedili hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Ünlüleri saymamız yeterli. 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 Doğru bu da. Mani nazım şeklinin özelliklerini taşımakta. Yedili hece ölçüsü ve A-A-B-A A, A zaten maninin bir özelliği. Bu da doğru. E uyak kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Aldı ve aldı ve aldı bakın. Kar aldı, har aldı, yar aldı. Buradaki aldıların yazılışı aynı. anlamları aynı, görevleri aynı. Bütün bunlar aynı olduğu için ben buna redif derim. Cinas olabilmesi için yazılışı aynı, anlamı farklı olmalıydı. Cevabımız Denizli. İlk iki dize ile son iki dize arasında yalnızca ölçü ve uyak ilgisi vardır. Bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı. Bu tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Evet, dörtlük hece. Nazım şekli ne olabilir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Evet, buradan belki eleyemeyebiliriz. Bir kenarda dursun. Mesnevi, beyit hangi e, ölçü? Tabii ki aruz ölçüsü. Bu yüzden bakın Bursa ve e, Ceyhan ve Edirne gider. Şöyle Bursa, Ceyhan, Edirne'yi eleyelim. Evet. Peki devam ediyoruz. Kıta aruz ölçüsü nazım birimi nedir arkadaşlar? Tabii ki kıtanın e, beyitle yazılır. Dolayısıyla beyit aruz ve koşma olacak. Cevabımız deniz ışıkı olur. Bu dizelerde sözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde bir dörtlük kurulmak istenirse aşağıdakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur? Bakıyoruz. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Parmağın arkadaşlar ben bunu A derim. Bağrımda dayanmadık bir yer bırakmadan git. Git. Ben buna da B derim değil mi? Çapraz yapabilmem için A ve B şeklinde bir şey oluşturmam gerekiyor ki çapraz uyak elde etmiş olayım. Şimdi parmağın dediği için dağın ifadesi buraya gelebilir değil mi? Şöyle dersek bir yerin göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, bir yerin göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın olabilir. Dolayısıyla şöyle 3 gelir ve 3'ten sonra da arkadaşlar 1 gelir değil mi? Hemen beni şu şöyle neye götürdü? A'ya götürdü. Devam edelim. Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. O zaman ne olur burada da 2 ve 4 gelir arkadaşlar şöyle değil mi? Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Çünkü git git burada. Dağın parmağın gördüğünüz gibi çaprazlama yapmış olduk. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız Edirne. Numara dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. İlk iki dizeyi sayıp sadece ünleri saymamız yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11'li hece ölçüsü kesinlikle var. Bu doğru. Hepsinde redif vardır diyor. Dalardım, vardım, çıkardım. Arkadaşlar buradaki dımlar ne olacaktır bizim için? Redif olacaktır. En son dizede redif yok. Cevabımız Bursa şıkkı. 2 ve 4. dizelerde ulama vardır diyor. Hemen bakıyoruz açıldı mengine. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük olduğunda ulama olur. Dolayısıyla 2'de var. 4'e bakıyoruz bir de. Sağlam miple, m ve i dolayısıyla burada ulama var. Doğru. Düz kafi düzeninde yazılmıştır. A, 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 b şeklinde olduğu için biz buna tabii ki düz kafiye diyebiliriz. Bu da doğru. Durak ahengi 6 artı 5'tir. Boşa aranırdım, boşa dalardım. Açıldım engine, kıyına var vardım. Canın pahasına inci çıkardım. Bir sağlam iple gizemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 5 kaldı. 6 artı 5 doğru. Bu da doğru. Cevabımız Bursa. Aşağıda verilen dizilerin hangisinde biçimsel yapıya önem verilmemiştir. Oyna yansın çepkenin, yansın güneşten tenin. Gün senin şenlik senin, bayramın kutlu efem. Dörtlükle oluşturulmuş arkadaşlar. Dolayısıyla burada biçime, biçimsel yapıya önem verdiğini söyleyebiliriz. Gülzar Hüsünsün ben ey gonca dehanım, Gülşen de elcanım. Atma sineme gamzen okun kaşı kemanım, dinle bu figanım. Burada arkadaşlar bir müstezat görüyorsunuz. Dolayısıyla müstezatta bir uzun bir kısa oluyor. Tezattan aklınıza gelsin. Divan edebiyatınızın biçimi bu da doğru. Yıldızların kokar, e, Korkarım düştüğü yerdesin geçen dakikalarım. Üçlük. Üçlükten oluştuğu için de ben buna ne diyebilirim? Tabii ki 3, 5, 7 şeklinde gidiyorsa ben buna bent derim. Burada da biçimsel özelliğe, yapıya önem verilmiş. Başım omzundayken sayıkladığıma bakma. Beni istediğin yere götür. İkimiz de ne uykudayız ne uyanık. Burada arkadaşlar serbest ölçü vardır. Biçimsel yapıya önem verilmemiş. Cevabımız denizli. Şu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı, ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı derken burada da dörtlük var halk edebiyatı özelliğidir. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Dizelerde çarşım zenginliği katan kullanımlara yer verilmiştir. Bu kesinlikle doğru arkadaşlar. Ömrümde ilk defa gökyüzün bu kadar uzak ve mavi geniş olduğuna şaşarak mıldamadan durdum. Saygıya toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. E, bu anda ne düşmek dalgalara bu anda ne kavga ne hürriyet ne karım toprak güneş ve ben bahtiyarım diyor. Toprak güneş ve kendisinin bahtiyar olması çağrışım zenginliğidir. Doğru. Geleneksel nazım şekillerinden farklı özellikler taşımakta kesinlikle doğru. Sistemli bir uyak türü ve uyak dizilişi yoktur. Evet arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi serbest ölçüyle yazılmış. E, dolayısıyla kafi ve redifi de zaten yok gördüğünüz gibi. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Yalın bir söyleyiş ve nazım birimi bakımından halk şiri geleneğinin izleri görülür. Halk şiri geleneği, izleri görüldüğünü nereden bilebilirim ki? Değil mi? Çünkü halk şiirinde arkadaşlar ne olmalıydı? Şöyle bir, iki, üç şöyle dörtlükler olmalıydı. Cevabımız Denizli. Özgürlüğün yaşama sevincine yansıması farklı bir boyutla yansıtılmıştır. Bu da doğru. Toprak, güneş ve ben bahtiyarız, mutluyuz diyor arkadaşlar. Edirne şıkkı da doğru. Dediğim gibi cevabımız Denizli.